Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarıyla ilgili eylem planını tamamladıklarını açıkladı. Gazetelerde de vardı bu haber, az önce okudum, e, e, görmüştünüzdür ayrıntılar hazırladığımız haberde. Ekonomide reform takvimi tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından ekonomi reform paketine ilişkin reform takvimini tamamladıklarını bildirdi. Eylem planı kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa gözetimi ve denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Takvime göre reformların 26'sı 30 Haziran'a kadar, 76 tanesi de 31 Aralık'a kadar hayata geçirilecek. 30 Haziran'a kadar hayata geçirilecek reformlar kapsamında bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi doğrultusunda orta vadeli program ve orta vadeli mali plan tek bir belge haline getirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamini takip etmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. 18 yaş altı bireylerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak ve BES dışında özel emeklilik hizmeti veren vakıfların birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES'e aktarımına imkan oluşturacak reformlar hayata geçirilecek de sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalara istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaleti ile 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Türk ilişkili kuruluş yapısına dönüştürülecek ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip Finansal İstikrar Komitesi olarak yapılandırılacak. 31 Aralık 2021'e kadar hayata geçirilecek reformlar kapsamında ise 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülükleri kaldırılacak. Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak. Ayrıca işlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan hal yasası teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Diğer yandan gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla 30 Eylül 2021 tarihine kadar erken uyarı sistemi kurulacak. Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren kamu maliyesi raporu 3'er aylık dönem itibariyle kamuoyuyla paylaşılacak. 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021'de yayınlanacak.